Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Nimetin asıl lezzeti nedir? Her nimetin bir maddi lezzeti var, bir de manevi lezzeti var. Yani bizim bedenimizin ve ruhumuzun aldığı bir zevk ve lezzeti var her nimetten. Yani bedensel ve ruhsal anlamda istifade ediyoruz. Mesela bir elmayı düşünelim. O elma nimetinin elimizi almamızdan aldığımız bir zevk var. Elimiz bir zevk alıyor ondan, tutmaktan. Sonra gözümüz onun renginden, şeklinden ve güzelliğinden aldığı bir zevki var. E burnumuzun da kokusundan, ağzımızın da tadından vesaire ve bedenimizin de dolayısıyla aldığı bir zevk var. Ama o elmayı bize kim gönderdi? Mesela diyelim çok sevdiğimiz bir dosttan gelmiş. İşte o dostumuzdan gelmiş olması o elmadan alacağımız lezzetten çok daha yüksek bir zevk ve lezzet veriyor. Dolayısıyla her nimette bir maddi açıdan bakmak lazım. Bir de o nimeti bize gönderen kişi açısından bakılması gerekiyor. Örneğin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize bir mektup gelse, mektubu bize verseler, bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den size özel bir hediye. O mektubun bize getirdiği bir maddi ya da gördüğümüz bir zevkin bir lezzetimiz var. Diyelim bir ceylan derisine yazılmış olsa, Elbette o hediye çok kıymetli ve değerlidir. Ama ona kıymet ve değer atfeden onun maddi değeri değil, onun üzerindeki yazıların ve o hediyenin sahibi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'dır. Siz böyle bir hediyenin maddi değerini değil, onun bize gönderen zata ait olması yönünü dikkate alarak ölünceye kadar muhafaza eder yetmez varislerinize de vasiyet edersiniz. Bu peygamberimize ait bir hediyedir. Buna gözünüz gibi bakın diye, hayatınız pahasına da olsa buna zarar gelmesine engel olun diye vasiyet edersiniz. Mesela benim dostumdan gelen yıllar önce vefat etmiş bir dostuma ait bir hediyesi var bende. Geven yani diken. Ama ben onu salonumun en güzel yerinde muhafaza ediyorum. Demek ki o dikenin maddi değeri değil, o dikeni bana hediye gönderen dostumun hatırlatması yönü daha önemlidir. Şimdi muhterem kardeşlerim, kainat tepeden tırnağa, içindeki her şeyiyle, benim bedenim ve ruhuma takılan bütün nimetlerle Allah'ın bize hediyeleridir. Allah'ın bize gönderdiği nimetleridir. Hakim isminin, Rahim isminin, Kerim isminin, Alim isminin ve birçok isminin tecelli ettiği o güzel nimetler Allah'ın bize birer ikramı ve ihsanıdır. Şimdi elimize aldığımız herhangi bir nimeti tüketirken bu benim bedenime ve ruhuma bakan nimetler var. Bir de bu nimeti bana gönderen zatı hatırlatması var. Öyleyse bana bakan nimetleri bir ise onun belki sonsuz mertebe yüksekliğinde bir dereceyle o nimeti bana gönderen zatın bana vereceği haz ve lezzet, işte onu bilmek, onu tanımak ve o nimetin arkasındaki yüce kudreti görmek en büyük lezzet, en büyük haz, en büyük zevktir. Allah bize bu zevki her nimetin içerisinde fark etmeyi nasip eylesin. Ve Allah'ım senin bu nimetlerine hamdolsun derken bu ruh ve duygu ile söylemeyi nasip eylesin. E tabi insanlardan gelen nimetler olabilir. Bulutlardan gelen nimetler, güneşten gelen nimetler. Biz bugün nasıl ağaçtan aldığımız bir nimeti Allah'tan biliriz, ağaçtan ve topraktan bilmeyiz. Dolayısıyla insanların eliyle gelen nimetleri de o insanlardan bilmemek yine Allah'tan bilmek gerekiyor. Evet, o insanlar iradelerini iyi yönde kullanarak bize bazı nimetlerin ulaşmasına vesile olmuş olabilirler. Onlara bunun için dua ederiz. Ama hamdimizi, teşekkürümüzü ve bu nimetin asıl sahibinin Allah olduğunu biliriz ve Allah'a yaparız. İşte nimetlerin asıl lezzeti de budur. Bir tane örnek verip sorumuzun cevabını hitama erdirelim. Şimdi diyelim ki baştan verdiğimiz elma örneğini elimize aldık. Bu elma örneğinde, bu elma yaratan zat, Demek ki benim elimin alacağı lezzeti biliyordu, ona göre yarattı. Gözümün alacağı zevki biliyordu, görmem ona göre yaptı. Ve bu elmanın rengini, şeklini ve güzel ona göre dizayn etti. Kokusunu burnuma göre, tatlarını dilime göre, içindeki nimetleri, gıdaları da bedensel özelliklerime göre tanzim etti, tertip etti. Ve kainat ağacından, bırakın bahçedeki ağaçtan süzmeyi, kainat ağacından süzerek onu bana özel ikram ve ihsan etti. Elbette bu nimetin bana bakan yönü bir ise o nimeti gönderen zata bakan yönü belki milyonlar, belki sonsuz. Öyleyse esas teşekkürümüz, esas hamdimiz, esas minnetimiz Allah'a olmalı. Minnettarlığımız ve her nimetin arkasında da Allah bize bu güzelliği görmeyi nasip eylesin.